Selamlar herkese, Hançer ben. Settlement Survival maceramız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Şu şehrin güzelliğine bakar mısınız, genişliğine bakar mısınız? Halen kontrolden çıkmadı arkadaşlar oyun. Bakalım nereye kadar devam edecek. Bu bölüm ne yapacağız? Geçen bölüm köprüleri yerleştirdik buraya. Bu da demek oluyor ki buraya yerleşmeye başlayabiliriz. Bir adet karavanımız slow motion şeklinde hedefine doğru ilerliyor. Şu dağı değerlendirmek istiyorum arkadaşlar. Dağlardan bir şey çıkaralım. Onun dışında bir yerleşke kuracağız buraya. Ve hayvancılık yapacağız. Belki biraz da tarım yaparız. Bu alanı sizlerle beraber değerlendireceğiz. Şu neydi bu arada? Denizden karavan yollayabiliyoruz. Tamamdır. Haritamıza bakalım. Çizelgemize. Susuzluk gelecekmiş. Bence kurtarırız. 100 bin yemek oldu çünkü 1 milyona doğru gidiyoruz. Su tarafında biraz sıkıntı yaşıyoruz gördüğüm kadarıyla. O yüzden şundan nehrin karşısına bir tane daha yapacağım arkadaşlar. Böylelikle yeni mahallemiz oradan kolaylıkla su çekebilir. Ve şeyi de çözdük aslında. Şu noktada. Nasıl bir mahalle kurabileceğimizi çözdük. Keşke otomatik tak tak çıksa karşıma ama öncelikle marketimize yapıştırıyoruz. Şöyle nispeten geniş bir alana. Nasıl yapalım? Şöyle fena değil. Onun ardına artık buradan kopya çekeceğim arkadaşlar. Katedral ve cami yapalım bir tane. Keşke kısa yola vesaire koyabilsek bunları. Kesin vardır da ben bilmiyorum. Oyunda her şey var arkadaşlar. Şöyle koyduk. Sonra klinik. Klinik de değil artık hastane yapabiliyoruz. Ve şurası fena değil. Dağlar olduğu için o kadar yayılamayacağız aslında ama neyse sıkıntı yok. Hastanemizi yaptık. Başka ne var? Tiyatro. Onu da buraya koyduk. Süper. Birkaç tane daha şey var aslında. Bir tanesi hamam. Bunu upgrade diyebiliyor muyuz? Sabun yok. Sabun birikmiyor ya. Daha çok sabun yapmalıyız. Ve bunun alanı da beklediğim kadar büyük değil. Aslında şuraya koymak daha mantıklı. Kesinlikle. Ve son olarak da kazancı dairemiz. Onu da şuraya koyabiliriz. Süper. Bir tane de tuvalet yapmak gerekiyor arkadaşlar. Bunu da unutuyorum. Ve yeni mahallemiz hazır. Artık seri üretimle yeni mahalleler yapabiliyoruz. Şöyle fena olmaz. Güzel. Kolay gelsin. Bunu inşa etmek biraz sürecek. Boşta da çok insan yok açıkçası. Hemen bir yol çekelim. Halen kesik taş kullanıyorum. Yapacak bir şey yok. Obsidyanımız o kadar yok ne yazık ki. Ama yavaş yavaş ondan da yapmaya başlayacağım yolları. Biraz kazmalık yaptım galiba. Çok yolları çekerken, daha doğrusu binaları kurarken. Enteresan bir şekilde simetrik yapamamışım. Bu büyük bir dert mi arkadaşlar? Elbette.
Elbette öyle. Hiç yakışıyor mu bize? 1000 popülasyonlu bir valiyim arkadaşlar. Düzgün yol çekemedi dedirtmem. Çözdük. Tamamdır. Burayı inşaat yapmaya başlasınlar bakalım. Ve şunların hepsini bağlayalım. Çünkü güzel duracak. Şöyle genişçene bir otoyol çektim arkadaşlar. Tamamdır. Kolay gelsin. Bu inşaat bayağı sürecek. Kendilerine kolay gelsin. Bir yandan da mega bir depo yapalım. Çünkü neden olmasın? Sanayi düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi buraya maden yapacağım birkaç tane. Şuraya hayvancılık ve tarım. Buraya da maden. Şöyle bir depo fena olmaz o zaman. Şuraya. Kesinlikle. Bir tane buraya yaparız. Bir tane de şuraya aşağı yaparız sonra. Bu ikisini değerlendirirler. Peki, peki, peki. Neyse, çok odaklandık oraya. Bir köyümüze geri dönelim. Atladığımız bir şeyler var mı? Ufak tefek ünlem işaretleri. Bunlar problem değil. Herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Süper, şahane. Buralar ne alemde? Problem yok. Eşeğimiz ne yazık ki gitti. Geçen bölüm bir tane sipariş etmem gerekiyor ama para kazanmak gerekiyor. Şu limandan yollayalım arkadaşlar bir de karavanı. Daha kısa sürmüyor muhtemelen. Ama kapasitemiz daha yüksek olabilir. 13.000, çok güzel. Kapasitemiz çok daha fazla. Ne satabiliriz bakalım. O kadar çok şey satabileceğimi de zannetmiyorum açıkçası. Şöyle mobilya satabiliriz, 500 tane. Lüks mobilya. 100 tane. Çantalardı, çatapatlardı. Çok fazla birikmemiş. Kılıçlar birikmiş arkadaşlar. Tanesi 117. En pahalı şey bu şimdiye kadar gördüğüm. Kılıç yapıyoruz ve 96 tane var. Kaça gidecek? 10k getirdi. Mükemmel arkadaşlar. Kılıç mükemmel. Para getiriyor. Sepetimiz artmaya başladı. Beni şok etti. Şöyle biraz satalım. Kamıştan 2000 tane ayakkabımız oldu. Biraz satalım. Ceket, 1800 tane ceketimiz olmuş arkadaşlar. Çok güzel. Yatak, 1000 tane olmuş. Coşmuşuz, ben haberim yok ya. Sanayimiz gerçekten coşmuş. Ve limite ulaştık sayılır. 85k geliyor. ...10.000 arkadaşlar. 10.000 para gelecek şu satıştan ama Rania'ya satmaya çalışıyoruz. %2 ölüm riskimiz var. Hayır, henüz ölmedi kimse. Karavan mı ölüyor yoksa 1-2 kişi mi ölüyor onu da bilmiyorum. Şu anda yollayamıyorum. 20 kişi gerekiyor. Boşta ama 100.000 getiren bir satış yapacağız. Çok güzel. Gayet iyi. Buraya da geçen bölüm şey yaptık aslında. Tarım yapmayı planlıyorduk değil mi burada? Ufak tefek. Evet, çünkü yeni tohumlar geldi mi? Eli kulağındadır. Bakalım. Göremedim ama geçen bölüm bir karavan yolladık diye hatırlıyorum. Yeni tohumları alması için. Belki de yine yollayamamışızdır. Yarı yola
aşmış. Satış yapıyor. Belki de yanlış hatırlıyorum arkadaşlar ama ya da sipariş vermiş olabilir miyim? Yok. Neyse çözeriz, sıkıntı yok. Her türlü ben biraz tarım alanı yaratabilirim burada. Bir, iki, üç. Dört. Beş. Altı, yedi, sekiz tane yaptım. Yani kastanız belki bir iki tane daha yok ya. Maksimum sekiz olabilir. Belki kassanız evet daha çok yerleştirebilirsiniz. Gerek yok ama çılgın bir tarım alanı yapalım buraya. Ve buradaki köyler hem burada hem burada çalışacak. Epey bir iş oldu kendilerine. Kuraklık geliyor. Su ve yemek bence hiçbir şekilde sıkıntı yaşamayacağız. Villa yapmaya başlamak istiyorum arkadaşlar. Lüks yatak gerekiyor sadece. Şunu da yaptık, çatal bıçak. Lüks yatak. Lüks yatak. Onun için ipek gerekiyor yanılmıyorsam. Burada bir yerdeydi. Aynen. Silk. İpek gerekiyor. Ya buna girişelim artık. Çünkü birçok şeyi engelliyor bu. Açmışız bile. Ha, ama inşa edemiyorum çünkü mulberry yaprağı gibi bir şey gerekiyor. Şu da arkadaşlar 10 bölüm önce yaptığımız şey. Bunu yapmamız gerekiyor. Bunu o zaman sipariş etmem gerekiyor. Bu yaprağı. Mesela burada satış emri vermişim. Bunu da yollamamışım. Bir sürü şey var arkadaşlar. Yollamak istediğim. Çok ağır satamıyoruz diyor. What? Neyse bunu kapa. Bundan sonra arkadaşlar kervan kurup bırakmayacağım. Çünkü kalıyor öyle ve komple unutuyorum. Ne olduğunu. Bam diye her yerde kervan bırakmışım. Biz ne alacağız biliyor musunuz? Biliyorsunuz çünkü şu. 60 bin. Ha, biraz paramız yetmiyormuş. Onu alırsak arkadaşlar ipekten güzel elbiseler, zımbırtılar, yataklar yapabileceğiz. Ve şu mahalleyi o takdirde donatabilirim. Şu anda çok ev yapasım yok çünkü en kaliteli evlerden oluşan bir mahalle olsun istiyorum orası. Ve o yüzden sipariş verdiğim yeni tohumlar gelsin istiyorum. Belki de yanılıyorum arkadaşlar ama ben geçen bölüm sipariş verdiğimi hatırlıyorum birkaç şey. Sallıyor da olabilirim. 82 bin para geldi. Muhtemelen sallıyorum. Neyse ben alış emri yolluyorum arkadaşlar. Evet ya şunları kesinlikle sipariş ettim. Çay, tabako, şeker kamışı. Ne oldu acaba onlara? Neyse ben şey siparişi vereceğim arkadaşlar. Mulberry. Satın al dedim. Bir kervan yolluyorum. Yolladım gitti. 245 güne geri gelecekler. Enteresan. Arada bazı şeyler kaynıyor ya. Bu ağaç nereden çıkmış? Takılsın orada gölgesinde çalışsın insanlar. O zaman tohumlara bayağı var. Ben buraya bir şeyler ekeyim. Boşa gitmesin arkadaşlar bu sezon. Pamuk ekelim. Kaktüs ekelim. Flex gelsin biraz.
Veba geliyor arkadaşlar. Veba takvimde şey çok güzel ya. Seneye Mart'ta bir veba geliyor. Hazırlıklı olun. Çok enteresan. Gelsin bakalım. Hastanelerimiz hazır arkadaşlar. Dokunarak, temasla bulaşıyormuş hastalık. Bulaşsın, hazırız galiba. Bir şey yapmam gerekiyor mesela onun için. Sabundu bilmem neydi. Hazırlanalım. Şu tozdan üretiyoruz. Yetişmiyor hiçbir şekilde. Hiçbir şekilde yetişmiyor. Bakalım. Veba, pandemi. Nasıl iyileştireceğimi yazmıyor. Yazmıyor ama güveniyorum köylerime. Bakalım. Doktorlarımıza güveniyoruz arkadaşlar. Ha bu arada kuraklık gelecek. Zaten hasat alamayacağız. Boş yere bunları ekiyorum. Bir işe yaramayacak bunları yapmam. Buraya o zaman eşek değil, ne yapalım? Biliyor, değiştirelim şunu. İnek yapalım. Birkaç tane inek yollayalım ki bir daha hastalık bulaşırsa çeşitliliğimiz olsun. Şuradan transfer ettim iki tane arkadaşlar. Şuraya. Böylelikle birçoğundan ikişer tane yapmış olduk. Ve susuzluk geldi arkadaşlar. Nehirlerimiz çekildi. Ama hiçbir şekilde sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum açıkçası. Buraya dediğim gibi henüz ev yapmayacağım. Çünkü arkadaşlar bunlar ne olmuş? Takılmış burada. Çünkü en kaliteli evleri yapmakla başlamak istiyorum. Ve sonunda zaten yeni upgrade edebildik. Eğer bir sonraki lüks evler bunların da bir üst seviyesi ise tek tek elle yapmakla uğraşamam arkadaşlar. Çinli bir çocuk kiralayacağım internetten. O girsin benim yerime, tek tek upgradelesin bunları. Çünkü o kadar çok evim var ki kaç? 224 tane lüks evi var arkadaşlar şehirde. Hepsini upgradelediğimi düşünemiyorum. Ya bu oyun her şeyi çözmüş halde. Kesinlikle buna da bir çözümü vardır. Ama ben göremedim. Ya şöyle toplu upgrade butonu vardır ve görünce ha diyeceğim ama burada var mı? Tamir var. Prioritize var. Upgrade butonu yok böyle toplu bir şekilde. Bilen varsa lütfen paylaşsın. Biraz geç oldu ama sıkıntı yok. Yine öğrenmekte fayda var en azından takipçiler. Öğrensin arkadaşlar. Bütün her şey yok oluyor galiba. Yo, topluyoruz halen. Kuraklık yok etmedi. Belki verimini düşürmüştür ya da bir kısmını yok etmiş olabilir. Ama her şeyi yok etmedi açıkçası. Bunlar havada uçuyor şu anda. Nehir kuruduğu için. Ver bakalım. Siparişimiz nerede kaldı? Onu bekliyorum. Bir tane yel değirmeni yapalım. Yavaştan girişebiliriz. Şuraya yapacağımızı varsayarsak hayvancılık sanayimizi. Aa,
Aynen, buradan da köprüyle buraya da bağlarız aslında. Çok güzel olur. Kaç? Beşli bir sistem yapmışım. Bakalım daha çok koyabilecek miyim? Ya önce bir yapsınlar ki etrafındaki yeşil alanı göreyim. Ya o zaman daha kolay yapabilirim. Taş madenimiz sonsuz değil mi artık? Evet. Bu da öyle ama şey kullanıyoruz karşılığında. Yani beleşe çıkmıyorlar ne yazık ki. Mücevherat da üretiyoruz. Çok güzel. Daha çok üretelim bundan. Daha da çok bunlar şahane para edecek. Demirden heykeller, zımbırtılar. Çelik konusunda biraz sıkıntı yaşıyorduk. Onu hallettik mi geçen bölüm? Bir sürü araç gereç yapan yer var. Çelik burada üretiyor. 4 tane smelter var. Hoppa, bunu da koyarsak. Tamamdır, yeterli olacak bu. Muhtemelen yeter. Yeni tohumlar geldi. Bir tane geldi, sipariş ettiğimiz arkadaşlar. Ve kendisi hangisi acaba? Bunların ha burada mulberry. Ne olduğunu bilmiyorum Türkçesi, hiçbir fikrim yok ama şey yapalım. Hasat alalım. Şuralara ekebiliyorsunuz yanılmıyorsam. Evet. Yani buraya ekebiliriz hazır burada şey varken. Ama çok uzak mı oluyor? Evet, çok uzak oluyor. Çünkü şöyle onları işleyeceğiz arkadaşlar. Şunla mı işleyeceğiz? Bunu ben kapatıyorum ya. Sistemini bilmiyorum. Oradan ne alacağız? Yaprak aldığımızı varsayarsak, o yapraklarla şu böcekleri besleyeceğiz. Onlar da ipek mi üretecek, ipek böcekleri? Enteresan. Enteresan. Ve ipekler burada olmalı. O zaman buraya yapacağım arkadaşlar ben bunu. Şimdilik. Şöyle bir şey yapıyorum. 15'e 15. Hatta şuraya koyuyorum bir saniye. İki çeşit şeyle yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ya öyle büyük ağaç olarak ekebiliyorsunuz ya da şurada hatırlıyorsanız küçük binalar var. Şurada yaptım. Bunlar da yapabiliyor özel şeyleri. Yapamıyormuş, kapak oldum. Yapamıyormuş. O zaman ağaç şeyi koymam gerekiyor o tarz. Gelişmişi yok o zaman. Peki. Şunu yıktıracağım arkadaşlar. Şunun bonusundan yararlanmak istiyorum. Şuraya kenara. İpek şeyinden yapacağım bir tane. Veba geldi mi? Az kaldı. Evet, yıktılar. Şöyle arkadaşlar 15'e 15 bir tane yaptım. Ve sonunda ipek işine de girebileceğiz. Su miktarımız çakıldı bu arada.
kadar rezervuar yaptım ve yetişmiyor anladığım kadarıyla. 5 tane var şu anda. 5 tane yetişmiyor. Çeşmeler de var. Bir sürü çeşmemiz var. İnsan yok içine koyacak. İşe yaramaz bir tüccar gemisi geldi. Aynen öyle. Bunlara gerek yok. Elinize sağlık. Bakalım. Evet, Mulberry. Ektik sonunda. Buraya insan koymak istiyorum. Hızlı bir şekilde. Ne yapalım? Şu Forester'ı salla gitsin. Buraya koyalım o insanları. Güzel. Şu ağaçlardan hızlıca yetiştirelim. Ve bu enteresan yaprağı alacağız arkadaşlar. Sonra da... Böyle ipek böceği şeyi kurmamı istiyor. Peki... Bunları şu depoda depolayacağız herhalde. Neyse şuraya koyalım arkadaşlar ipek böceği şeyini de. Sonunda yapabileceğiz. Lüks mobile 200 tane olmuş. Sen onu 5000 yap. Kolay gelsin. Ve veba gelmek üzere. Şuradaki hastanemiz bitmedi ne yazık ki. Çünkü lüks şey yatağımız yok. Yapamıyorum. Ama onun dışında... Hastanelerimiz vebaya hazır arkadaşlar. Şu toz sonunda birikmeye başlamış 780 sonunda. Bandaj 341 süper birikmeye başlamışlar. Son olarak da şu özel ilaçtan yapacağız tozu kullanarak. Haydi yapmaya başlayalım. Ve o özel ilaçla... Unuttuğum bir şeyleri yapacağız arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Aynen hastanede kullanabiliyoruz. Ve upgrade yapabiliyoruz hastaneyi. Tamam. Hizmetlerini genişletmek açısından diyor. Güzel güzel. Sağlık sektöründe de her türlü devrimi yapıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Veba geldi. Gözüm sol altta. Yeni bir reputasyon level'ı kazanmışız bu arada. Carlos fullenmişti. Rania da fullendi sonunda. Ve son iki şey açıldı. Bir tanesi daha iyi ticaret. Her şeyin fiyatı %25 arttı. En azından bizim biz satarken arttı diye düşünüyorum. Onu net olarak belirtmiyor. Alırken artmadı umarım. Ve böyle enteresan bir şey geldi. Research Academy. Devasa bir akademi herhalde böyle. Research şeyimizi %50 arttırıyormuş. Onu yapamayacağız muhtemelen. Çünkü psikopat bir şey bu. Of. Etrafındaki alan da herhalde şu research şeylerine bonus veriyor. Çok güzel. Buraya belki sığdıramıyorum. Üzdü. Zaten yapamam şu anda arkadaşlar. Bug'lı bir şeye benziyor bu. Ellemeyeceğim. Bir şeylerden 999 tane istiyor ama... Şu anda elemeyeceğim. İlk vebalımız Bishop. İşte burada. Hemen köyden kovalım ve veba ortadan kalksın. Bam. Atlattık mı? Bu kadar kolay olabilir mi? Galiba bu kadar kolay arkadaşlar. Atlattık. Bir kişiye bulaştığı anda şey yaparsanız, köyden kovarsanız sadece onun ailesi mutlu oluyor. Ama herkes mutsuz oluyor ama herkes mutlu oluyor onun dışında. Hiç bu kadar kolay
atlatmamıştık. İlk Covid kapan arkadaşı böyle camdan aşağı atsalar belki hiç bunları çekmeyecektik. Yapsınlar demiyorum, teoriler üretiyorum sadece. Tuvalette bir problem var. Ha, çeşmede problem var. Ve tarlamız hazır arkadaşlar sonunda. Bakalım neler çıkacak, ne kadar çıkarabilecekler. Şu yapraklardan. Ha, İpek böceklerini yetiştirmek için gerekli diyor. Bunları depolayacağız. Şurada bir yerde. Muhtemelen buraya getirirler. Bu depolar dolmuyor arkadaşlar. Bayıldım. %12 diyor. Bunların hiçbiri dolmadı henüz. %25. Binlerce şey var içinde. Şu. %17. Hiçbiri dolmadı. Kesinlikle yapın bunlardan. 15 bin, 20 bin. Bunun içinde 30 bin şey var arkadaşlar. Daha çeyreği dolmamış. İçki içmek birinin moralini yükseltebilecek olsa da çok fazla içersen sarhoş olursun diyor. Teşekkürler. Dün gece köylerden bir tanesi çok içmiş ve nehre düşmüş. Ama şanslıyız ki yaralanmamış. Ama uyandığında içi gümüş dolu bir, silver dolu bir kese bulmuş. Araştır. Kökenini bulmuşuz ve daha fazla şey bulduk. Neler geldi? 290 tane çanak çömlek gelmiş. Peki. Yeni yeni eventler halen geliyor. Birbirini tekrarlamıyor ya. İlk defa gördüğümüz şey. İlk defa yaşadığımız şeyler. Gördüğümüz şeyler yaşıyoruz. Kuramadım cümleyi. İlk defa yeni şeyler yaşıyoruz arkadaşlar event çerçevesinde. Şu ağaçlar halen belirmeye devam ediyor. Yani transfer edersek ne olduğunu kimse çözemedi. Yorumlarda da hiç bilene rastlamadım. Bu ne yapıyor? Yel değirmeni. O takılsın orada ya da hayvancılık işine girişelim. Ne kuruyorduk? Coral diye geçiyor. Evet, şu kadar yerleştirebildim arkadaşlar kasarak. 1, 2, 3... 8 tane koydum. Fena değil. Bir tane de yol için yer bıraktım. Hiç fena değil. İlk hasadı aldık mı? Buradan hasat bekliyorum. Böylelikle ipek işine girebileceğiz ve bir sürü kapı açacak arkadaşlar ipek bize. Ağaç olduğu için biraz sürebilir onun. O sistemin oturması. ...40.000 paramız oldu. Haydi biraz daha para kazanalım. Ve yeni insanlarla ticaret yapabileceğiz artık arkadaşlar. Çünkü bunları fullledik ve sundukları her şeyi yaptık şey harici. Şu mega binalar harici değil mi? Tekila üretmiyoruz çünkü içkici henüz yapamadık. Aslında şarapçı vardı. Ben onu neden hiç yapmadım? Üzümümüz olmadığı için bir şey yapamayacağız zannettim ama belki birayı da burada yapıyoruz ama yok, brewery olması lazım. Şarapçı nereye yapabiliriz? Şuraya yapalım. Şurada enteresan şeyler üretiyoruz. Tarlanın yanında. Bir deneyelim arkadaşlar ne oluyormuş. Ve hayvancılık şeyleri gelmeye başladı. Bir tane domuz şeyi yapıyorum. Çünkü domuzları tek bir yerde tutuyoruz.
Onu dağıtalım biraz. Ama onun dışında deri üreten hayvanlara odaklanacağım açıkçası. Şuradan biraz aktaralım. İki tane. Evet, buraya. İnsan yok halen ya. İnsan yok yani. Çünkü ev yapmam lazım. Ama ev yapmak için öncelikle ipek teknolojisini açıp kaliteli ev yapmak istiyorum. Ve sanırım sonunda bütün evleri upgradeleyebildik arkadaşlar. Lüks eve. Henüz içine mobilyaydı bilmem neydi de koymadım. Köpekler, kediler. Ama 10 bölüm sonunda 242 tane lüks evimiz oldu. Tanesinde maksimum 5 kişi yaşıyor. Popülasyon 1000'e çok yaklaşıyor bu arada. Geçmişiz. 1037. Efficient Heating. Isıtmayla ilgili bir achievement aldık. Neden geldi bilmiyorum. Ama teşekkürler. Şuradaki valilere bir daha bakalım o zaman. Yok, hepsi çalışıyor. Sana ne oldu? Mücevherat 200 tane yapmışsın. 10.000 tane yap. Onları satacağız şimdi. Ve diğer ticaret şeylerine odaklanabiliriz dediğim gibi. Haydi denizden yollayalım biraz. Yeni arkadaşımız Lorenzo. Artık Lorenzo'ya gidiyoruz. Satış yapıyoruz. Bakalım enteresan bir şey. Ha, o da tohum satıyormuş. Neyse, ben satacağım arkadaşlar. Demirden heykel. Sat bakalım. 294 tane. 13K geldi. Mücevheratın tanesi 56. Çok güzel. 360 tane yapmışım. Yapıştır 30K. Mobilya. Sat 750 tane. Çanak çömlek. 1500 tane yapmışım. 9. Beklediğim kadar pahalı değil ama kilden yapıyoruz. Beleşe yapıyoruz. Lüks mobilyaya sat 100 tane. Güzel çanta. Sat 50 tane. Çatapat. 900 tane sat. 450 tane kristal yapmışız. Bence bunları işlesek daha güzel olacak. Ama şimdilik satıyorum. 125K geliyor. Kılıçları satıyorum. Obsidian. Kaldırım yapacağız. Kaldırım yapacağız onlarla. Arkadaşlar 150K geliyor. Sigortayı yapmayı unutmayalım. 20 kişi yollamamız gerekiyor. Karavana yollayamıyorum. Kaldı. Ama başka karavan yapmayacağım. Aklımın bir ucunda dursun burası. Çok sağlam para gelecek gerçekten. Yakında milyonu da görürüz bence bu gidişle. Şunu toplayabilmek istiyorum ya bir an önce. Bir an önce toplayabilmek... Bu ne? Ağaca tıklattırıyor. Ağaca tıklamıyorum. Peki, kestim. Masumun önüne çıktı, yapacak bir şey yok. Şunları patlatabiliriz. Bir şey toplamıyorlar. Tarlalardan %30 verim gelecekmiş arkadaşlar. Gelsin, şahane. Balıkçı limanı. Bunu kullanmıyoruz. Her şey çalışıyor ya. İnanmıyorum arkadaşlar her şeyin çalıştığına. Her şey takır takır çalışıyor. Şeker. Şeker yapamıyoruz ya. Şekeri henüz hiç açmadık. Belki çok kolay bir şeydir. Ama kurcalamadığım bir şey şu aşamada. Yağ bitiyor ya. Her yerde, madenlerde yağ kullanıyoruz. 1000 tane kalmış.
Neyse. Sana ne olmuş? 1000 tane çelik araç gereç yapmışsın. Sen 10.000 yap o zaman. Kolay gelsin. Süper. Her şey gerçekten 10 numara işliyor. Sadece sanayide biraz ünlemler çıkıyor çünkü derimiz yetişmiyor. Plank de yetişmiyormuş. Hayda. O zaman bölüm serinin başından beri arkadaşlar tek plank yapan şey bu. Tahtadan galas yapan. Tebrik ediyorum burada çalışanları. İnşa ettiğimiz her şey bu bina sayesinde. Ve upgrade bile koymamışım. Haydi şey yapalım. Biraz upgrade diyelim, bir kişi daha çalışsın. Başka binaya gerek yok ya, bunlar gerçekten şahane bir şekilde çalışıyor. Buralar hazır mı? Çok güzel, şimdi. Deri veren hayvanları kaydıralım oraya. Buffalo. İki tanesini kaydırdım. Şuraya. İnekleri de kaydırıyorum, iki tane daha. Orada çoğalıyorlar arkadaşlar. Nasıl gidiyor? Bunlar çok vakit alıyor ya. Şey yapacağım. Korkuluk yapmaya başlayacağım arkadaşlar. %15 arttırıyormuş verimi. Korkuluğu ben bir yerlerde gördüm ama açmamış olabiliriz teknolojisini. Sanayi tarafında buralarda bir yerlerde vardı korkuluk. Ya da henüz yok da olabilir. Sanki gözüme çarptı gibi hissediyorum. Yani tarım ağacını bitirdiysek, teknoloji ağacını, onu açmışızdır muhtemelen. Ama nasıl olabilir? Üstünde yazıyor mu? Korkuluk nereden yapılır? Nereden yapılır? Yani sanayi ile ilgili bir şey olduğunu düşünmek istiyorum. Ama tam olarak da değil. Yok, gelmedi arkadaşlar aklıma. Bakarım ona. Onu yaparsak güzel olacak çünkü. Tarlalara abanabiliriz ondan. Bu dekor, bu değil. Ağaçlar büyümek üzere. Amma kastı ya. Bundan çok daha fazla yapmam gerekiyor muhtemelen. Gözler tamamen orada arkadaşlar. Yoksa şuradaki mahalleyi büyütemem. Buraya da hayvanlar gelmeye başladı. Yollara devam edelim. Hep unutuyorum. Obsidian'dan bir sürü biriktirdim. En iyi taş bu arkadaşlar. Altın da bununla aynı. Ama müthiş bir yürüme hızı verecek yani köylerimize. 1000 küsür tane vardı diye hatırlıyorum ben de. Şöyle en işlek caddelerimize koyalım. Tarlalar şahane duruyor, bakar mısınız? Kaç çeşit şey yetiştiriyoruz bilmiyorum. 15 çeşit şey yetiştiriyor olabiliriz. Su
Süper ya. Şuna bakar mısınız? Gerçekten harika. Şuna başlamıştık değil mi? Bunu bozmayacağım. En başından beri götürüyordu bizi. Ve götürmeye devam etsin sağ olsun. Klinik mi? Seni upgrade'leyelim ya. Ama lüks yatağımız yok. Tamam, bekle biraz. Burada neler dönüyor? Ham madde yok. Demir araç gereci yapmam gerekiyor sana. Peki. Teknoloji tarafına gidecek olursak. İlk üçü bitti arkadaşlar. Her şeyi yapıyoruz neredeyse. Madencilikte atladığımız neler var? Minting diye bir şey var. Hayda, bunu daha önce görmeliydim. Silver arkadaşlar paraya çeviriyor şeyi, materyalleri. Ya bu şahaneymiş. Ticarete gerek kalmadı, para akacak şimdi. Mint. Silver'ı nereden çıkarıyorduk? Şurası değil mi arkadaşlar Silver? O yüzden sanayi bölgesine cuk gider bu. Şöyle yapalım. Şuraya koyabiliriz ya da. Madenin girişi yok mu? Şu köşeye koyalım. Ama orada okullar falan var şimdi. Şurada durabilir. Bu şahane olacak arkadaşlar. Kendi paramızı basacağız artık. Stres %80'e çıktı. Doğum oranı sıfıra inerse ve yaşlılık başlarsa arkadaşlar belki kötü bir döngüye de girebiliriz. Ya bunu araştırayım ben internetten. Çünkü doğum oranı gerçekten sıfıra gelirse kazalardan ve yaşlılıklar insanlar ölmeye başlayacak ve negatif bir döngüye girecek nüfusumuz. Korkutuyor beni bu. Sadece göçmenlerle de dayanabileceğimiz bir şey değil yani. Diyetimiz nasıl düşürmüyor stresi bilmiyorum. 8000 çeşit yemek var arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? Her şeyi yiyorlar. Bir mantar yok. Her şey var. Soğanımız yokmuş. Aman kıyamam. Of, şöyle çeşitlere bakınca lafımı geri aldım. Bakar mısınız arkadaşlar? Açmadığımız yemeklere bakar mısınız? Kruvasandan tutun. Meyvelere. Of of of. Hadi şunu bitirin de para basmaya başlayalım. Evet, gerçekten para basıyoruz silverları kullanarak. İki kişi koydum. Burayı optimize ediyoruz tabii ki de. 3 kişi koyduk. Bir taneden 50 şey çıkarıyorlar, para çıkarıyorlar. Gidip satıyorduk bunu ticaretle. Artık satmamıza gerek yok. Kendi paramızı üreteceğiz arkadaşlar burada. Ve limiti yok tabii ki de. Paramızın artışını izleyebilirsiniz. 41.804 birazdan. Ve tıkır tıkır artmaya başlayacak. Onlardan birkaç tane daha yapabilirim aslında. Haydi, hala heyecanla bunu bekliyoruz. Çalışıyorlar, bir şeyler yapıyorlar ama henüz verimini görmedim. Paraçıklar akmaya başlayacak yakında. Yollarımızı yapmışlar, biraz abartmışım. Yola bakar mısınız? Neyse, burada boşluktan yararlanabilirim arkadaşlar. Heykeller vesaire birazcık daha. Şekil bir yer yapabilirim açıkçası. Hayvanlar devam ediyor. Ben bir tane at eşek sipariş vermek istiyorum aslında. Bütün hayvanlardan olsun istiyorum. Takıntılı bir şekilde. Ama şu karavanı yollayamadım daha. Biraz nüfusum artarsa bir gıdım. Şunu yollamak istiyorum ve 150k gelecek buradan. Ama 20 kişiye ihtiyacım var denizden yolladığım için.
Ve öyle bir popülasyonum yok. Her şey şuraya kilitlendi arkadaşlar. İpek gelecek. İpekten yataklar yapacağız. Onun sayesinde yeni evleri yapabileceğiz. Onun sayesinde nüfus artacak ve bütün her şey başlayacak. Ve hiç hasat almamışlar. Ve çarpı 10'da oynuyoruz. Bakalım, bakalım. Bir noktada yapacaklar diye düşünüyorum. Hayvan taşımaya devam edebiliriz ama çalışacak adam yok buralarda da. Eşek koyacağım, at koyacağım. Sonra bir iki hayvan daha kaldı, onları da ekleyeceğiz buraya. Yüz bin gerçekten yemeğimiz. Şahane bir rakam. Acaba şey noktasına ulaşacak mıyız? Her şeyin çalıştığı, mükemmel bir şekilde çalıştığı bir noktaya ulaşabilecek miyiz oyunun sonunda? Biraz şüphelerim var ama göreceğiz. Heykelimiz de 10 numara. Ne işe yaradığını bilmiyorum ama etrafına biraz dekorasyon koyacağız. Gereksiz bir gemi daha yanaştı. Ne satıyorsun? Hiçbir şey satmıyorsun, işe yarar. Bunların hepsi var bende. Jade satıyor da bunların hepsini açacağım. En azından şu anda ihtiyacım olan bir şey sunmuyor bana. 15 kişi oldu boşta. Ha gayret. Aa süper. Mülteciler geliyor. Ama hep kışın başında geliyorsunuz. Sizi alırsam evsiz kalacaksınız. Topluyor muyuz? Galiba topluyoruz. Toplamıyorlar. Teknoloji ağacında neler yapıyoruz bu arada? Bunları bitirdik. Madencilikte para basmayı arkadaşlar açtık. Yavaş yavaş paramız artıyor gördüğünüz gibi. Bunu biraz daha abartabiliriz. Onun haricinde altın kazmak var. Hadi bunu da açalım. Altın madeni gelecek muhtemelen. Ne geldi? Gold Miner's Cabin diyor. Bu arkadaşlar minnacık bir şeymiş. Her yere koyabiliyor muyuz? Bir saniye. Ortalığa koyabiliyor muyuz bunu? Çok iyiymiş. Haritanın bazı yerlerinde bunun bonusu vardı da artık göremiyorum. Bonusları. Kesinlikle vardı. Neden göremiyorum? Bir şeyler dönmüş. Altın madeni, altın madeni. Tasty food. Lezzetli yemek şeyi geldi. Achievement'ı. Neden? Bilmiyorum. Çok yemek ürettiğimiz için muhtemelen veya çok çeşit ürettiğimiz için. Altın madenimizi nereye yapalım? Şuraya yapacağız arkadaşlar ya. Sanayi bölgemiz belli. Buraya yapmakta fayda var bence. Şuraya yapıştırıyorum. Bunu işleyeceğiz, bir şeyler yapacağız muhtemelen. Şöyle bir öncelikle atalım. Mutluluk %127'ye çıktı. Din arkadaşlar %34 veriyor. Hem cami hem kilise olduğu için galiba. Yemekler pozitif. Elbiseler bilmem ne, ayakkabılar da var. Herkes hayatından mutlu. Göçmenler geldi. 36 kişi. Gelin bakalım iş gücü çıksın. Hemen yarısını kervanla yolluyorum arkadaşlar. Bir saniye. Veba getirdiler yine. Kovuyorum arkadaşlar vebalı olanları. Yani muhtemelen iyileştirebiliriz.
Ve hastaneye de gelmiş. Kıyamam ya. Hadi bakalım. İyileşti. Kovmama gerek yokmuş. İki tane daha var. Hastanelerimize güvenelim ya. O da iyileşti. Bir tane kaldı. Bir tane garibanı yanlışlıkla kovdum. Heyecan yaptım. Doktorlarımıza güvenmedim arkadaşlar. Artık iyileştirebiliyoruz. Sıkıntı yok. Ah, çıldıracağım şundan. Hasat alabilir miyiz? Bütün bölüm bunu bekledik arkadaşlar. Ve ne kadar çıkacak onu da bilmiyorum. İpek alamadık ya bir türlü. Ve 32 kişi evsiz şu anda. Bu villa ile normal evlerin boyu aynı mı? Değil işte. Normal evleri upgradeleyemeyeceğim arkadaşlar. Villa bambaşka bir şey. İşte villa yapmak istiyorum onlara. Üzdü. Stres patladı, coştu. İnatçılık yapıyorum ya. Ben biraz sipariş versem. Şu yapraktan tanesi 3'müş ya. 5000 tane sipariş vereyim. Neden daha önce düşünmedim? Yapıştır gitsin. Evet, çok daha önceden bunu yapabilirdim. Sipariş verince ben mi gemi yolluyorum? Evet, bunu çok daha önce yapabilirdik. Bir tane de polis istasyonumuz var arkadaşlar. Hiç gerek kalmadı. Yanılmıyorsam. O kadar mutlu ki herkes. Sağlıklıyız, mutluyuz ama stresliyiz. Gerçekten günümüzün yaşantısını yansıtıyor arkadaşlar. Her şeyimiz var. Sağlık, mutluluk ama bir stres var. Mutlulukla ters orantılı. Ve sonunda yaptık. Galiba hasat aldık ya. Bakayım. 550 tane almışız hasat. Neyse. Sipariş de verdim. Sonunda arkadaşlar ipek böceği üretecek bu. Peki. Şu toolkitlerden biraz daha yapmam gerekiyor ya. Nerede yapıyorum? Building kit değil. Yapmıyor muyum? Ha, burada yapıyorum. Ha, yapamıyorum. Deri gerekiyor. Çok saçma deri gerekmesi. Bir 5000 vesaire deri mi sipariş etsem? Çünkü üretemiyorum. Sanayi coşmuş durumda ve öyle bir hayvan yok yani. Bu kadar deri sağlayacak. Neyse. Burada arkadaşlar tek bir opsiyon var ve Silkworm. Peki, ipek böceği yapıyoruz. Kakun. İpek böceğin ipeği nasıl yapacağım? Kaç tane kademe koymuşlar araya? Clothing Factory. Şuralardan arkadaşlar. Hayır, ipek gerekiyor orada. İpeği nasıl işleyeceğim? Hayda. Çözemedim henüz. İpek böceğimiz oldu. Tamam. Tamam. İpek yapmıyor ama onların hiçbiri. Tekstil. Hah, yazıyormuş. Tekstil şeyinde. Aa, o neredeydi? Şu. Ah, sonunda. Tamam, yakınlar birbirlerine. Buraya patlattım arkadaşlar ve nispeten optimize de olmuş bu.
Güzel. Sonunda hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Buradan ipek böceği yapıyoruz. İpek böceklerini buradan alıyorlar ve ipek yapacağız. Ve çok fazla şeyin kapısını açacak bu bizlere. Biraz vakit almış olsa da sonunda yapabiliyor olmamız şahane. Ve ilk defa galiba her şey yeşil arkadaşlar sol tarafta. Her şey yeşil. 10.000 tane ağacım mı var? Peki. 20.000 tane. Bazı şeylerden saçma sapan miktarlar da var arkadaşlar. 10.000 kum var. 20.000 kil. Ayakkabı 2.000 tane olmuş. Bugünleri de mi görecektik? Çok güzel. Şu ticaret gemimiz de dönsün. Ve şahane paralar gelecek. Şimdi 6. kurduk. Unuttum değil. Burada. Ormanların arasında gizlice altın üretiyoruz. Kum alıyormuş arkadaşlar ve altın kumuna dönüştürüyor. Bunu bir 50.000'e çekelim rahat. Çok fazla kum var zaten bizde. İki kişi takılsınlar biraz. Tamamdır. İşliyor demek ki. Ben maden olarak düşündüm. Miner dediği için. Kumları ona işliyoruz. Onu da bir yerde değerlendireceğiz muhtemelen. ...67.000 flex olmuş. Linen yeterince üretemiyoruz. Ben bir tane daha tekstil şeyi yapacağım. Su kenarına. Şuraya koyabilirsem. Hadi be. Koyamıyorum. Ucundan yetişmiyor. Hadi. Hah oldu. Şahane. Bundan da linen yapalım. Çünkü her yerde kullanıyoruz. Fazlasıyla flex'imiz var. Stres %82 arkadaşlar. Kısırlık kapımızda. Bir şekilde çözeceğim onu. Olmadı kapatırız şeyi, köyü. Tamam, her şeyi yarattık, yeter. Bir jenerasyonda köyümüz yok olabilir. Popülasyon 1076. Obsidian'ın yollar nasıl gidiyor? 10 numara. Yavaştan veda ediyorum arkadaşlar sizlere. Daha yapmayı istediğim çok şey var ama bir sonraki bölümlerde devam edeceğiz. Acelemiz yok. Şöyle ana yolları döşeyim. Bitti. Bitirdik. Yine 1 milyon tane şey yaptık bu bölümde. Ve sonunda ama sonunda ipek gelmeye başladı. Buradan 5.000 tane de sipariş ettik, daha fazla gelecek. Hatta ipeği burada işleyelim. Burada da şunu yapalım. Süper. 10 numara oldu. Dip dibeler. Bir sonraki bölüm şahane olacak. Bu açıdan. Çünkü bir sürü ipeğimiz olacak. Villalar yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Ve bu mahalleye devam edeceğiz. 150.000 getirecek bir kervan yolda şu anda. O dönecek. Ve onun sayesinde de son hayvanları alabileceğiz. Eşek bir şeyler kaldı, tavuk bilmem ne. Ve tohumlara da devam edeceğiz, son tohumlara. Haritanın yarısından çoğuna yayıldık gibi duruyor şu anda. Evet, haritanın yarısına rahat yayılmışız.
ve yayılma hızımız da artacak bu gidişle. Teknoloji tarafında da 3 puanım daha var. Evet, son şeyleri açıyoruz. Çok bir şey kalmadı. Ama ticaretle diğer karakterlerden gelen teknolojileri de açacağız elbette. 2 kişi daha var. Bir sürü şey var burada. Bambu vesaire. Enteresan şeyler var. Hatta tarlanın üst seviyeleri var. %50 daha çok verim alıyoruz tarlalardan. Mükemmel şeyler var ya. Mükemmel şeyler var. Berber mi? Bir bu eksikti. Zaten bunun berber sağlaması gayet normal bu güzel saçlarla. Evet, efsane şeyler geliyor arkadaşlar. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.